Herkese merhaba, benim adım Helga. Söyleyin bana, güzellik sizin için ne ifade ediyor? İç ve dış güzellik kavramları var. Ancak dışınız çirkinse çok az sayıda insan sizin içinizde ne olduğunu öğrenmeye çalışacaktır. Buna katılıyorsunuz değil mi? Şahsen ben her zaman bu şekilde düşünüyordum. Bana öyle geliyordu ki bir kişi, özellikle bir kız sadece kendine bakmakla yükümlüdür. Başka hiçbir şeyle değil. Annem manken, Beni 26 yaşında doğurmuş ve büyüdüğümde ona her zaman sanki onun kızı değil de kız kardeşi olduğumu söylüyorlardı. Bu onu gururlandırıyordu. Ama ben anlamıyordum. Annem mi çok genç görünüyordu yoksa ben mi çok yaşlı görünüyordum? Yıllar geçtikçe annem daha da güzelleşti. Ve ben onun gibi görünmek istedim. Böylece erkekler peşimden koşacak ve bana iltifatlar yağdıracaklardı. Ama ben annem gibi değildim. Babam gibiydim. Basitçe söylemek gerekirse babam yakışıklı bir adam değil. O bir aşçı. Bir restoranda sıradan bir aşçı ve etraftaki herkes sıradan olmayan ailemin bu ilişkisine şaşırıyordu. Boyum da babama çekmişti. Kısaydım, çok uzun olmayan bacaklar, yuvarlak yanaklar ve biraz fazla kiloluydum. 13 yaşıma bastığımda kendimi değiştirme zamanının geldiğine karar verdim. Aksi takdirde görünüşüm hiç de iyi olmayan bir hale doğru gidiyordu. Belki bir erkek olarak da olsaydım umursamazdım. Ama ben erkek değilim. Her yerde yanımda bir ayna bulundururdum. Nerede olursam olayım onu çıkarır ve saçlarımı kontrol eder, üzerimdekilerin yüzüme uygun olup olmadıklarına dikkat ederdim. Sonra kozmetik ürünleri keşfettim. İlk başta anneminkileri gizlice kullandım. Ancak 13 yaşımda bana bebek kozmetikleri aldı ve ben de bundan hoşlanmadım. Anneminkilerin daha iyi olduğunu düşündüğüm için onları kullanmak istedim. Tüm cildini mahvedeceksin dedi. Annem ama onu dinlemedim çünkü makyaj yaparken kendimi daha güzel hale getiriyordum. Kendimi daha çok seviyordum. Ailem gezmeye gittiğinde evde yalnız kaldım ve her zamanki gibi moda dergilerini karıştırdım. Blog yazarlarının, kıyafet uzmanlarının makyajlarını inceledim. Sonra birden makyaj derslerine rastladım ve afalladım. O oh evet bu benim için tamamen farklı bir dünyaydı. Her dersi dikkatlice izledim. Kozmetik ürünlerinin isimlerini, tonlarını, markalarını inceledim. Yüzümdeki çirkin çillerim için internette türlü türlü kremler aradım ve onları yok etmek için evde maskeler yaptım. İki saat izledikten sonra ailemin yatak odasına gittim ve annemin yatak odasına girdim. Ne kadar hoşuma gitti, özel bir atmosferi vardı. Her yerde aynalar vardı, nefis kokuyordu. Hatta oda aydınlatması bütün evin içinde olduğundan daha parlaktı. Oraya girdim ve kendimi bir kraliçe gibi hissettim aynanın önüne yavaşça oturarak ışıkları açtım ve masayı dikkatle incelemeye başladım. Bir sürü krem ve tonik gördüm. Yüzümü onlarla tedavi ettim. Annemin sahip olduğu tüm kremleri sürdüm. Sonra bir fondöten gördüm. Sonra kapatıcı, pudra uyguladım. Yüzümü elimden geldiğince şekillendirdim. Allık boyadım. Gözlerimi boyadım, kirpiklerimi boyadım, dudaklarımı boyadım ve saçımı açtım ve tadam! Aynanın önünde artık çilli bir kız değil, bana göründüğü gibi güzel bir kız vardı. Sonra elimden geldiğince kendime manikür yaptım. Annemin en güzel elbisesini bulup giydim. Her açıdan bir fotoğrafımı çektim ve fotoğrafı Instagram'a yükledim. Bir sürü iltifat bekliyordum ama takipçilerin kusurlu, düzensiz bir makyaj olduğunu, elbisenin bana çok bol olduğunu yazdılar. Kısacası bana palyaço dediler. Bu beni gözyaşlarına boğdu ama pes etmemeye, daha fazla pratik yapmaya karar verdim. Ailem gelmeden önce bütün makyajımı yıkadım ama o günden itibaren bunu rutin hale getirdim. Okula gittim ve okuldan sonra eve gelerek annem hala işteyken kendime makyaj yaptım ve bulduğum her şeyi sürdüm. Makyaj yapmayı, doğru yapmayı öğrenmem gerekiyordu. Her gün kendimi fotoğrafladım ama internete yüklemedim. Karşılaştırmak ve hatalar üzerinde çalışmak için buna ihtiyacım vardı. Annem makyaj malzemelerinin neden bu kadar çabuk bittiğini sorduğunda onu söyktim. Ama cevap vermedim. Birkaç ay sonra bu temelden makyajını kullandığımdan şüphelenmeye başladı ve onları saklamaya başladı. Ve o kadar güzel sakladı ki hiçbir yerde bulamadım. Sonra harçlık biriktirmeye başladım. Uzun süre para biriktirdim ve kendime internet üzerinden kozmetik malzemeleri satın aldım. Kremler ve kozmetiklerin anneminkilerden çok daha uygun fiyatta da olduğu ortaya çıktı. Bundan çok memnun kaldım. Yavaş yavaş makyajım gittikçe daha iyi hale geldi ve okula makyaj yaparak gitmeye başladım. Sonra kilo vermek için neredeyse yemek yemeyi bıraktım. 3 ay sonra sonuçlar görüldü. Birazcık daha çabalarsam istediğim kişi olacaktım. Zayıf ve sınıftaki en güzel kız. Ailem bendeki değişikliği fark etti. Onlara en güzel kız olmak istediğimi, karışmamaları gerektiğini çünkü istemeseler bile bunu yapacağımı söyledim. Bütün gün aç kaldığımı bilmiyorlardı. Onlarla sadece bir kez yemek yiyordum. Tabii ilk başta benim için hayal edilemeyecek kadar zordu. Sürekli yiyecekleri düşünüyordum, midem gurulduyordu ama bir hedef belirlemiştim ve plana sadık kalmam gerekiyordu. Çünkü mükemmel görünmek her şeydir. Sonra saçlarıma geldi, onları uzatmaya başladım ama nedense korkunç bir şekilde dökülmeye başladılar. Nedenini bilmiyordum. Kız arkadaşlarım bana güzellik manyağı dediler ama ben bunu edept olarak algıladım. En güzel olmak kötü mü? Her yıl makyajın üstüne daha çok düşüyordum. Modayı yakından takip ettim. Kendime kozmetik ürünleri de aldım. Ve 15 yaşına yaklaştıkça annem kişisel harcamalarım için daha çok para vermeye başladı. Bu yüzden en sevdiğim şeyleri biraz daha pahalı olanları almaya başladım. Her şey bana yakışıyordu. Korkunç bir şey olana kadar gerçekten iyi kilo verdim. Daha güzel ve daha etkili oldum. Bir fotoğraf çekimi için randevu aldım. Hayatımdaki ilk ciddi fotoğraf çekimiydi. Ve o fotoğraflar internete yüklenecekti. Kendimi o zamanlar olduğu gibi dünyaya tanıtmak istedim. Güzel ve genç. Fotoğrafları aldığımda hayran kaldım. Orada çok güzeldim. Sonra bilgisayarda rötuşlanmamış fotoğraflarımı aldım ve bu beni gerçekten korkuttu. Yüzümde kırışıklıkların olduğunu fark ettim. Bu kaosa inanamadım. Bu nasıl oldu? Hemen aynaya koştum. Işığı daha parlak açtım ve cildime yakından baktım. Gerçekten kırışıklıklarım vardı. Küçük ve çok sayıda. Beni korkuttu ama hepsi bu kadar değil. Fotoğrafta kafamın tepesinde de kelliğin başladığını fark ettim. Düşünün 16 yaşında babaanne gibi görünüyordum. Bunun olmasına ne sebep oldu sizce?'' Tabii ki abarttım. Odaya oturdum ve hıçkıra hıçkıra ağladım. Annem beni görmeye geldi. Son birkaç yıldır ilk kez beni fondötensiz gördüğü için çok şaşırdı. Bu yıllar boyunca fondöten ve krem kullanıp kullanmadığımı sordu. Evet dedim ve daha çok ağladım. Daha sonra ondan sakladığım bir kutu makyaj malzemesini gösterdim. Annem şok oldu. Kalitesiz kozmetikler kullandığımı, bu yüzden tüm cildimi mahvettiğimi söyledi. ''Bunu neden benden gizliyorsun?'' diye sordu. Ama ne diyeceğimi bilemedim. Çok utandım, korkunçtu. Aniden yaşlı bir kadına dönüşmüştüm. Sonra her şeyi, bunca yıl nasıl yemediğimi ve bulduğum bilinmez kremleri kendi üzerimde nasıl denediğimi ona anlattım. Kırışıklıklarımı kimsenin fark etmesini istemediğim için 16. yaş günümü kutlamamaya karar verdim. Odama kapandım ve tamamen içime kapanmaya başladım. Çünkü benim gibi bu kadar korkunç birine kimin ihtiyacı olurdu ki?'' Böyle biriyle konuşur musun? Muhtemelen hayır. Ama annem beni cezalandırmadı. Vücudumun durumunu kontrol etmek için beni doktorlara gösterdi. Sonra yorgun cildimi iyileştirmek için birlikte dermatoloğa gittik. Böylece bedenimi iyileştirmeye ve yeniden inşa etmeye içeriden ve dışarıdan başladık. Uzun bir süreçti. Tekrar yemeği, spor yapmayı ve kozmetikten vazgeçmeyi öğrenmem gerekiyordu. Annem bunca yıldır aldığım her şeyi attı. Bana daha fazla zaman ayıracağına söz verdi. Ve ben de bir daha böyle şeyler denemeyeceğimi ve ona danışacağımı söz verdim. Tedavimin üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçti. Kendim üzerinde çok çalıştım. Ancak bu sefer her şey annemin ve uzmanların sıkı kontrolü altındaydı. Bu yüzden hem cildimi hem de vücudumu bir bütün olarak restore ettim. Genel olarak kızlar kendinize benim yaptığım gibi deneyler yapmamanızı tavsiye ederim. 16 yaşında kendinizi şımartmaktansa bir kez daha makyajdan vazgeçmek iyidir. Kendinizi doğru sevin. Herkese merhaba, benim adım Maya. Okullar tatil oldu ve ailemle tatil için Doğu Avrupa'ya gidiyorum. Bu benim ilk Avrupa maceram. Genellikle uzaklara uçmaz, sadece kendi ülkemizde tatil yapardık. Ülkem çok büyük olmasına ve sık sık uçakla uçmama rağmen bu Avrupa'ya olan ilk uçuşum. Genelde uçmayı pek sevmiyorum. Arabayla seyahat etmeyi daha çok seviyorum. Hatta birkaç yıl önce ailem harika bir karavan satın aldı ve şimdi seyahatlerimiz daha da rahat hale geldi. Ancak tatil destinasyonumuz olan Praha arabayla gidemezsiniz. Ve işte havaalanındayız. Uçmayı sever misiniz? Evetse o zaman yorumlara artılar koyun. Bakalım kaç kişi seviyor? Yolculuğumuz çok sakindi. Pırak da zaman yıldırım hızıyla geçti. Bu aslında pek de hoş değildi ve işte böylece yine havaalanına geldik. Çünkü eve dönme zamanı gelmişti. Gece geç saatlerde herkes çok yorgundu. Ellerimiz bavullarla ve hediyelik eşyalarla doluydu. Çekin sırasında hepimiz uyukluyor ve resmen işkence çekiyorduk. Giden yolcu salonunda kısa bir bekleme ardından boarding başladı. Genel olarak her şey yolunda gidiyordu ama aniden tuvalete gitme ihtiyacı hissettim ve tuvalete doğru koştum. Ailem bir iş yapıyordu. Acele etmem gerekiyordu ve hızlıca giyinerek sifona bastım. Ama tam o sırada cebimdeki tüm belgeler tuvalete düştü. Çok kötü oldu onları tutamadım bile. Tam bir kabus. Neden annemi dinleyip onları çantama koymadım ki? Ne olursa olsun annemi dinlemem gerekiyordu. Ne yapacağım? Belgeleri bulmaya çalıştım. Bir kağıt parçası gördüm. Tutarak çektim. Bu biletimdi. Ama yazılar hep dökülmüştü. ıslanmıştı. Pasaportumsa yok olup gitmişti. Felaket. Bu küçük plastik pasaportlardan çok memnundum. Ama keşke eski tip büyük pasaport olsaydı. Belki uçup gitmezdi. Uçağa binişin kapandığını duydum. Oraya koşup bir şey açıklamaya çalıştım. Ancak ıslak Yazıları bozuk bir bilet ve pasaportumun olmaması beni uçağa almamaları için yeterli bir sebepti. Bağırmaya başladım. Uçağa girmeme izin vermelerini söyledim. Çünkü ailem zaten uçaktaydı ama yardım etmek yerine güvenlik çağırıp beni götürdüler. İlk başta uzun süre ağladım çünkü çekçe anlamıyordum. Sonra bir tercüman geldi ve beni pasaportuz ülke dışına çıkaramayacaklarını, ayrıca ülkeyi de alamayacaklarını söyledi. Ama ülkemin büyük yazışmaları bitene, genellikle bu birkaç gün sürüyormuş, uçuş bölgesinde bekleyebileceğimi, bu yüzden endişelenmeme gerek olmadığını söyledi. Endişeli değildim. O an sadece şoktaydım. Aynı güvenlik beni aynı salona götürdü ve beni orada bıraktı. Yine ağlamaya başladım. Bu şekilde birkaç saat geçti. Diğer yolcular beni sakinleştirmeye çalıştı. Farklı diller duydum. Ellerinin sıcaklığını hissettim. Ama kafamı bile kaldırmadım. Burada nasıl yaşayacağımı düşünüyordum. Cebimde çok az param kalmıştı. Ve ailemin neler olduğunu anlatamadım. Sonradan bensiz uçup gittiklerini hatırladım. Uçakta olmadığımı gördüler. Ama yine de uçup gittiler. Geri gelmediler. Belki de bana ihtiyaçları yoktur. O zaman her şey gerçekten çok kötü. Kimse bana burada yardım etmeyecek. Bu düşünce beni öldürdü ve daha da yüksek ses alamaya başladım. Sonra bir süre oturdum, sakince düşünmeye başladım ve ailemin beni bir nedenden dolayı açıkça terk ettiklerine karar verdim. Bu yüzden onlara bulunduğum durumu anlatan bir mesaj yazdım ve telefonu kapattım. Kesinlikle yapacak hiçbir şey yoktu. Bu yüzden havaalanı binasını incelemeye başladım. Çok büyük değildi ama gerçekten çok güzeldi. Her yeri tek tek dolaştım ve artık yapacak bir şey olmadığını anladım. Oturdum ve insanları izlemeye başladım. Birçok insan vardı ve hepsi çok farklıydılar. Herkes farklı diller konuşuyordu. Hatta bazıları yöresel kıyafetler bile giyiyordu. İnanılmaz derecede ilginçti. Ama çok geçmeden bu işten de sıkıldım. Karnım acıktı, yemek yemeye gitmek üzereydim ki onu gördüm bana doğru yürüdü. Nefesimi tuttum. O çok, çok bilirsin işte. Çok şüpheli biriydi. Onda çok gizemli bir hava vardı. Bir casus filminden çıkma gibiydi. Güneş gözlüklü ve büyük çantalı genç bir adam. Hareketleri ölçülüydü ve yavaşça yürüyordu. Çantayı da sanki içinde bomba varmış ki özenle taşıyordu. Bomba? Ya gerçekten bir bomba varsa... Bunu rapor etmem gerekiyordu. Ama kime? Dil bilmiyordum. Kimse bana inanmazdı. Onun peşinden gidip takip etse miydim? Yoksa bu çok mu tehlikeli? Ne olursa olsun onu takip etmeye karar verdim. Bekleme odasına girdi, yakınına oturdum, biletini aldı. Vay canına, tam 12 saat sonra uçacakmış. Yani her şeyi öğrenmek için zamanım vardı. Çantasını çok düzgün bir şekilde yere koydu. Gözlüğünü çıkarmadı. Telefondan müzik açtı ve kulaklıklarını taktı. 2 saatten fazladır hareket etmedi. Gözlerimi ondan ayırmamaya ve ona yakalanmamaya çalıştım. Sonra aniden bana döndü ve çantasına göz kulak olmamı istedi. Başkalarının çantalarına bakmamızın öğretildiğini hemen hatırladım. Ayrıca uzaklaşıp güvenli bir mesafeden çantayı bombayı patlatmak da isteyebilir. Bunun için belki çantasına bakmamı istedi. Başladı. O kadar düşünceliydim ki birkaç kez tekrar sordu. Sonunda omzumu salladı. Kesinlikle yapmayacağımı mırıldandım. Adam arkasını döner dönmez çantayı aldım ve onu insanlardan olabildiğince uzağa götürmeye karar verdim. Ama insanlar her yerdeydi ne yapmalıyım? Güvenliği bulmalıydım. Gümleğe doğru koştum ve aniden onun bağırdığını duydum. Hop sen deli misin? Çantamı geri ver. Onu durdurmak istediğimi fark etti demek ki. Daha da hızlı koşmam gerek. Herkesi kurtarmalıyım diye düşünüp daha hızlı koştum. Ama o çok hızlı koşuyordu. Ve kısa süre sonra beni omzumdan yakaladı. Aniden sarsıldım. Yerdeki dikkat kaygan yazısının orada düştüm. Çanta yana doğru uçtu. Ürkütücü bir gürültüyle yuvarlandı. Felaket. Sıvı bir bomba olmadı. Kimya dersinde hangi sıvıların patladığını hatırlamaya çalıştım. Ama aklıma hiçbir şey gelmedi. Bu yüzden kendimi yere kapattım ve patlamaya hazırlanmak için ellerimle başımı kapattım. Ama patlama olmadı. Sohbetin ardından dizinin hayran sayfasından internete girdim ve karakterlere ve görsellerine dikkatlice bakmaya başladım. Anlaşıldığı üzere ünlü Japon şarkıcı Amy ana karakterin prototipi olmuştu. Web sitesini bulduktan sonra giyinişini, stilini, saç modelini, ayrıntılarını dikkatlice inceledim. Ve bunun benim yeni imajım olacağına karar verdim. Okulda nasıl bir his uyandıracağımı ve Hiro'nun ne kadar etkileceğini hayal ederek sabah dersleri ekmeği ve gardırobumu yenilemeye karar verdim. Sabah erkenden kalkıp aileme okula gittiğimi söyleyip şehrin alışveriş merkezlerinden birine gittim. Gündelikten klasiklere kadar çok çeşitli kıyafetlerin bulunduğu birçok butik vardı. Ama neye ihtiyacım olduğunu biliyordum. Mağazalardan birine girerken bir çift parlak etek, üstler ve tayt seçtim. Sonra anime karakterine ve platform ayakkabılarıma ihtiyacım olan saç aksesuarlarını aldım. Ama bu bile bana yeterli gelmedi. Aynada kendimi eleştirisel bir şekilde inceledim ve saçımı boyamam gerekti. Aniden kapına doğru şaşırdım ve sonra kendimi kafedeki TV ekranında gördüm. Oraya koştum ama dili anlamadım. Thomas çeviri yapmaya başladı. Ailemin sadece yardım için elçiliğe değil gazetecilere de başvurdukları ortaya çıktı. Fotoğrafımı gösterdiler ve bu birkaç günü havalimanına geçirmeme yardım olabilecek herkesi aradılar. İşte tüm bu insanların yardım etme sebebi buydu. Erkek kardeşimi seviyorum. Kesinlikle bu onun fikriydi. Thomas uçup gitti ve bense pasaportumu bekliyordum. Bu iki gün hayatımdaki en ilginç gündü. Gün boyu insanlar bana geldiler, bana yiyecek ve kalın giysiler verdiler ve telefonumu şarj etmeme yardım ettiler. İkinci gün bir çoğu gelip fotoğraf çekmek istedi. Tüm bu fotoğraflar internete yayıldı ve bir şekilde popüler oldum. Ertesi gün büyük Büyükelçilik temsilcilerinin beni beklediği gümrük teftiş bürosuna davet edildim. Görünüşe göre bu hikaye o kadar çok ses yaptı ki pasaportum çoktan hazırdı ve hatta bana bir uçak bileti aldılar. Sonunda ülkeme uçtum. Havaalanından çıkarken cam kapıdan beni görmeyi dört gözle bekleyen ailemi gördüm. Onları çok özledim ama havaalanında geçirdiğim birkaç gün unutulmazdı. Özellikle Thomas numarasını aldım ve umarım yakında görüşürüz. Tutukluluğum sırasında yanımda olan herkese minnettarım. İnsanların hepsi çok farklı ama bu onların iyi insanlar olmalarını engellemez. Havaalanı salonuna son kez baktığımda çok üzüldüm ama sevdiklerim beni bekliyordu. Bu yüzden yürümeye devam ettim. Kapılar açıldı ve sevdiklerimin neşeyle ağlamalarını duydum. Oley, ben geldim. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Merhaba. Benim adım Jenny. 20 yaşındayım. Size birkaç yıl önce gerçekleşen ve hayatımın geri kalanında güçlü bir etkisi olan hikayemi anlatacağım. Çekirdek bir ailede büyüdüm. Babam, annem ve kız kardeşim Babam askeri pilottu. Annem ise bir okul öğretmeniydi. Annem sık sık geç saatlere kadar çalışırdı. Kız kardeşimle ve ben hep yalnız kalırdık. Maya ile oynamayı, örgü örmeyi, elbiseler giydirmeyi ve sadece onunla ilgilenmeyi çok severdim. Ama büyüdükçe bunları yapmak bana bir yük gibi gelmeye başladı. Bütün arkadaşlarım alışveriş yapıyor, sinemaya gidiyor ve eğleniyordu. Ben ise evde kız kardeşime bakıyordum. Hayır, tabii ki Maya'yı çok seviyordum. Kendimi abla gibi değil, dada gibi hissediyordum. Bir gün cesaretimi topladım ve anneme gittim. Daha fazla özgürlük istediğimi söyledim. Kız kardeşime olan sevgime rağmen ben de diğer kızlar gibi takılmak istiyorum dedim. Annem kızdı. Bana egoist olduğumu, kendisinin evde kalmak için neler vermeyeceğini ama benim üniversite masraflarımı çıkarabilmek ve geleceğimi korumak için babamla beraber çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Ağlamaya başladım ve odama koştum. Hayat çok adaletsiz ve en güzel yıllarım bu şekilde geçecek gibi geliyordu. Akşam babam işten eve geldi ve annem ona yaptığımız tartışmayı anlattı. Babamın çok katı ve delicesine disiplinli olduğunu belirtmek isterim. Evde her zaman düzen vardı. Her şey bir saat gibi işliyordu. Sofraya aynı saatte tüm ailece oturmak zorundaydık. Bu düzenden o kadar bıkmıştım ki hayatımı biraz karmaşıklaştırmak istiyordum. Babam annemle konuştuktan sonra odamın kapısını çaldı. Göz yaşları içindeydim ve kimseyle konuşmak istemiyordum. Katı babam yatağın kenarına oturdu ve sessizce gözlerimin içine baktı. Birkaç dakika sonra hayattan ne istiyorsun ve neden bu hayatı beğenmiyorsun diye her kelimeyi sertçe bastırarak karakteristik tavrıyla sordu. Derince bir nefes alarak daha fazla özgürlük ve her istediğimi yapabilme istediğimi yüksek tonda söyledim. Sonuçta Artık büyük bir kızım, 16 yaşındayım. Babam bir an duraksadı ve istediğim her şeyi yapmama izin vereceğini söyledi. Ama sadece 5 günlüğüne, hiçbir karar mı ve hareketime müdahale etmeyecekti. Eğer bu 5 gün boyunca bağımsız kararlara hazır olduğumu gösterirsem, beni daha fazla serbest bırakacaklardı. Ama başarısız olursam onların kurallarına göre yaşayacaktım. Bu teklifi duyar duymaz memnuniyetle kabul ettim. Kontrol, tavsiye ve kısıtlama olmadan tam 5 gün.'' Babama güvenle bu beş günün hayatımın en iyi günleri olacağını söyledim. Ne kadar yanıldığımı bir bilseydim. Her şey sabahın erken saatlerinde başladı. Her zamanki gibi geç kalmıştım. Aceleyle üniformamı giydim ve ders kitaplarımı sırt çantama sıkıştırdım. Aşağı indiğimde ailemi evde göremedim. Kız kardeşim de ortada yoktu. Alışkanlıktan dolayı hızlıca kahvaltı yapmak için mutfak masasına gittim ama masa boştu. Sonra babamın yol ve cep harçlığı için para bıraktığı komodine baktım. E orası da boştu. Hiç para yoktu. Kaşlarımı çattım. Ailemin bana ufak bir ders vermek istediğini anladım. Homurdanarak odama çıktım ve kumbaramda biriktirdiğim parayı aldım. Taksi çağırdım ve okula gittim. Birkaç derse girdikten sonra sınıf arkadaşlarımdan biri olan Olivia kalan dersleri ekerek takılmayı önerdi. Bu teklifi gözü kapalı kabul ettim. Ben Olivia ve diğer birkaç kız derse girmedik. Okuldan kaçtık. Kafeteryadan bir sandviç aldım, kızlar da sigara aldı. Sigara içerken eğleniyorlardı, bana da denememi önerdiler. O güne kadar hiç sigara içmemiş, hatta içmek bile istememiştim ama sahip olduğum özgürlüğü hatırlayarak kabul ettim ve denedim. Kendimi iyi hissetmedim. Gözlerim yandı ve çok öksürmeye başladım. Kızlar bana güldü. Ben orada kendimi kötü hissederken onlar benimle alay ediyorlardı. Gücendim. Sigara yere atarak oradan uzaklaştım. Eve dönerken kendimi hiç mutlu hissetmiyordum ama hiç önemli değildi. Çünkü hayal ettiğim her şeyi yapmak için hala bolca zamanım vardı. Bu arada ne mi hayal ediyordum? Hmm, diskoya. Gerçek bir diskoya gitmek istiyordum. Büyük kızların yaptırdığı gibi gerçek dövmeler yaptırmak istiyordum. Evin kapısını açtığımda burnuma yemek kokuları geldi. Uzun zamandır evde böyle güzel kokular olmuyordu. Annem her zaman işte oluyordu. Eve gelince de hızlıca bir şeyler hazırlayıp dinlenmeye gidiyordu. Eve geldiğimi görünce annem mutlu bir şekilde beni mutfağa davet etti. Maya sandalyesinde oturuyordu. Masaya baktım ve gözlerime inanamadım. Doldurulmuş hindi, birkaç çeşit salata, et yemekleri ve harika bir tatlı. Annem babamı da masaya çağırdı ve akşam yemeğine oturduk. Ailem sabah erken çıktıklarını beni uyandırmak istemediklerini söylediler. Acil bir iş için apar topar evden gitmeleri gerekmiş. Uzun zamandır ilk kez hepimiz aynı masada oturarak birbirimize zamanımızı ayırdık. Lezzetli yemeklerden yedik. Bir sürü şey hakkında konuştuk. Kendimi çok mutlu ve önemli hissettim. Birden telefonum çaldı. Arayan saraydı. Sara, bir sokak aşağıda yaşayan yakın bir arkadaşımdı. Babama baktım. Yemek yerken telefonla meşgul olmama çok kızardı ama bu sefer sessizce yemek yemeye devam etti. Telefonu hiç umursamıyor gibiydi. Onunla yaptığımız konuşmayı hatırladım ve telefonu açtım. Sara ailesinin gittiğini ve bu akşam evde bir parti vereceğini söyledi. Partiye geleceğimi söyledim. Annem konuşmamı duyduktan sonra hiçbir yere gidemezsin, evde oturuyorsun demek istedi ama babam ona sessiz kalması için işaret etti. Çok mutluydum. Kendi kararlarımı veriyordum ve kimse bana karışmıyordu. Uzun zamandır hayalini kurduğum şey buydu. Anneme yemek için teşekkür ettikten sonra odama gittim ve partiye hazırlanmaya başladım. Güzel bir üst ve en sevdiğim kot pantolonumu giydim. Saçlarımı düzelttim ve hafif bir makyaj yaptım. Aynaya bakarak kendime gülümsedim. Harika görünüyordum. Saate baktığımda dışarı çıkma zamanının geldiğini biliyordum. Merdivenlerden aşağı inerken kendimi çok iyi hissettim. Bu benim ilk partimdi ve kimsenin kararlarımı kontrol edemediği bir gündü. Aileme veda ettikten ve Maya'yı öptükten sonra erken döneceğime söz vererek evden ayrıldım. Sara'nın evine girdim. Çok güzel müzikler çalıyordu. Bir sürü insan vardı ve herkes eğleniyordu. Tanıdığım kızlara doğru yürüdüm ve onlar da okuldan havadisleri konuşurken kola içmeye başladık. Erkekler dans ediyor, sigara içiyor ve alkol alıyorlardı. Partiden sık sıkıldım ve eve gitmek istedim. Birdenbire bir çocuk yanımıza geldi. Bize renkli şekerler verdi. Kızlar mutlu bir şekilde şekerlerden aldılar ve bana da teklif ettiler. Bu şekerleri ilk defa görüyordum. Şekeri ağzıma alır almaz hemen tükürdüm. Bu bir şeker değildi, bir haptı. Kızlar bana dostane bir şekilde güldüler ve beni daha fazla denemeye ikna etmeye başladılar. Daha sonra çok daha iyi olacağımı söylediler. Açıkça reddettim ve bu çok iyi bir karardı. Birkaç dakika sonra arkadaşlarımın eski hallerinden iz yoktu. Garip davranmaya, gülmeye ve ağlamaya başladılar. Bir kız sandalyeye tırmandı ve göğsüne yumruk atmaya başlayarak kendisinin tarzan olduğunu söyledi. Diğeri karşılıksız aşkı yüzünden hıçkır hıçkır ağlıyordu. Etrafa baktığımda neredeyse partideki herkesin bu şekilde davrandığını fark ettim. Böylece disco ve parti hayallerim de yerle bir olmuştu. Hayal kırıklığına uğradım ve sadece oradan ayrılmak istedim. Birdenbire dışarıdan polis sirenleri duyulmaya başladı. Kapıya yüksek sesle vurulması orada bulunanların kendine getirmiş gibi görünüyordu. Herkes saklanmak için evin etrafında koşturmaya başladı. Sara polise kapıyı açtı ve üniformalı birkaç adam eve girdi. Komşuların gürültüden ve yüksek müzikten şikayet ettiklerini ve bu yüzden partiyi sonlandırmamız gerektiğini söylediler. Polis memurlarından biri herkese hap veren çocuğu gördü ve onun bir uyuşturucu dağıtıcısı olduğunu anladı. Yere yatmamız emredildi. Üzerlerimiz arandı, kimliklerimiz sorgulandı. O an yetişkinlerin özgür yaşamının o kadar da havalı olmadığını fark ettim. Artık sadece eve, ailemin yanına gitmek istiyordum. Arama bittiğinde hepimize evimize gitmemiz söylendi. O çocuğu ise karakola götürdüler. Tüm gücümle eve koştum. Arkama bile bakmadım. Sabah sigara, okuldan kaçma, kötü bir parti, uyuşturucu haplar, polis baskını, arama. Nasıl bir gün bu? Eve gider gitmez direkt babamın odasına girdim. Beni görünce endişelendi. Her şey yolunda mı diye sordu. Ona yanıldığımı ve bugünün bana birçok şey öğrettiğini söyledim. Babam bana sarıldı ve ne olursa olsun onun için her zaman seveceği ve koruyacağı küçük bir kızı olduğumu söyledi. Babam annemin bizimle vakit geçirmek için işten ayrıldığını ve böylece kendime daha fazla zaman ayırabileceğimini de ekledi. Ona gülümsedim ve sıkıca sarıldım. Arkadaşlar büyümek istiyor musunuz? Cevaplarınızı yorumlara yazın. Okumaktan memnuniyet duyacağım.